İkinci hafta, ikinci ligden herkese merhaba. Sekizinci hafta ikinci gündeyiz. Bir tarafta Asernus, bir tarafta Phoenix Esports kozlarını paylaşacak. Asernus 7 galibiyeti, Phoenix ise 12 galibiyetle liderliği oynayan takımlardan biri. Bu karşılaşmasında ben hoca, yanımda Zetsu var. Zetsu nasıl keyifler, neler yapıyorsun? Süper, sen nasılsın? İyiyim, bomba gibiyim. İkinci ligde artık playoff sıralamaları, lig sıralamaları belirlenecek. Son gündeyiz. Açıkçası çok heyecanlıyım. Ve herkesin herkesi yenebileceği bir gündeyiz. Herkese stres seviyesi yüksek, sıralamalar belli olacak. Evet. Ki gördük. Günlük karşılaşmasında Pasifik ve No Name arasında görmüştük bunu. Pasifik sürpriz yaptı. Bakalım bu tarafta bir sürpriz görecek miyiz, yoksa Phoenix Esports farkını koyacak mı? İki takım hakkında neler söylemek istersin, yasaklama seçimde başlamışken? Phoenix kadroyu değiştirdikten sonra bir ivme kazandı. Kaybedip tekrar kazanmaya başladılar. Bu da önemli. Sonuçta bir ivme gelir ve kaybedince o rüzgar kesilir ya, o rüzgarı tekrar arkana almak önemli. Sanders tarafında ise hani son iki maçlarını kaybettiler. Dördüncü bir üst üste Kaliste yasaklaması da geldi Odyssey'a. Burada Phoenix ekibi riski almıyor. İlk seçim Karma. Bunu görmeye alıştık artık. Evet, dediğim gibi Twisted Fate, Vi ve Volibear yasaklanırken diğer tarafta Kaliste, Nocturne ve Akali yasaklandı. Hem Odyssey'a hem Phoenix. Kaliste'yi oynamayı çok seven iki nişancı, ikisi de genelde yasaklatıyor karşısındaki takımlara. Karşı ve ilk tercih Karma. Göreceğiz. Bir Varus Ashe gider mi diye bakıyorum ama bu yamada çok onu görmüyoruz öncelikli olarak. Aphelios gösteriyor. Senle gelecek. Biz senle Anatolius ya da senle Tam Kench göreceğiz gibi. Evet. Phoenix'i gördüğümde ya Varus oynuyor ya senle oynuyor, ben onun maçlarını anlatırken. Holy Phoenix'i etkilemiş biraz bence. Evet, dediğin gibi. Biraz etkilemiş. Zinza da geldi. Sen de komplarının iyi bir partneridir. Bildiğim kadarıyla Holy Phoenix bizzat ilgileniyor zaten Phoenix'la. Evet. Beraber oyun da atıyorlar kendi yayınlarında vesaire, gördüğüm Smolder için. Oldu, Smolder açık. Bir an dikkatimden kaçmıştı. Gelir mi Smolder? Geldi. Karma Smolder ikilisi orta koridorda da destekli de Karma ile çok iyi uyumlu. Karma orta koridor destek olduğunda çok uyumlu. Neler gösterecekler Smolder'ın... bize merak konusu. Yani oynandığında ne kadar büyük sıkıntı yarattığını TCL'de de gördük. İkincilikte de. O 225 yükü aldıktan sonra çok rahat oynaması Smolder'ı. Evet. Yürüyen bir Elder gibi. Kesinlikle çok hasarı var. Ultisiyle beraber, Hapşu, W yeteneğiyle beraber çok hasarı var. Biraz vakite ihtiyacı var. İlk çıktığında bana nişancı gibi gelmiyor demiştim. Ki mesela Kalista'nın olmadığı ortamda gayet iyi bir tercih. Varus'un olmadığı ortamda. Ki Varus'a karşı galibiyetleri aldığını da gördük. Bu biraz işte Smolder alınca erken oyunda oyuncudan değil de takımın inisiyatifine ve rakibin de hani biraz inisiyatifine kalıyorsun. Ama o aşamayı geçtikten sonra karakter gerçekten durdurulamaz bir hal alıyor. Nautilus geldi. İki taraftan da iyi bir başlangıç seçime saklamaya. Senna'yı çokça şekilde görüyoruz Zetsu. Zaman zaman minyon alıp ruhlardan feragat eden Senna görüyoruz. Zaman zaman minyon almayıp ruhlarla kasan ve yanındaki desteği de iyice scale eden, oyun sonuna doğru güçlendiren bir Senna tercihi görüyoruz. Genel çoğunluk Nautilus'a minyon ver, Senna ruh toplasın. Sen hangisini daha çok beğeniyorsun? Bence Senna ruh toplasın daha iyi. Tankı çünkü artı bir oluyor oyununda erken aşamada. Tabii ki kesinlikle. Ki hani bunun şey zamanları tabii ki daha da absürttü. Çoğgatlısı, Sveinlisi. Ha eski. Onlar evet. Tabii onlar çok daha absürttü. Şu an biraz daha hani yanındaki tank olması artı bir bence çok daha iyi. Destek havuzunu iyice daralttı Phoenix. Alistar Brown yasaklamasıyla Zac Xante'yi de Ascendance tarafı yasakladı. İşte burada işte yine Leona'ya doğru gidilebilir. Yani Karma Smolder'la koridorda biraz sıkıntı yaşayabilirler. Bir de Lee Sin'in iyi bir partneri olması lazım daha net bir şekilde. Nive ile birlikte biraz daha menzile de gittiler. Evet. Yalnız korkunç bir menzil. Nive ve Senna'dan gelen. İyi de bir dürtme potansiyeli var. Nive'den gelen. Abi Senna 100 stack, 80 stack de falan inanılmaz eğlenceli. Yoldan ve önden biri geçerken vurma ihtimalim var. Rip ve rakip de beklemiyor ya senin o menzile sahip olmanı. Çok sinir bozucu. Thresh'in ben çok çok iyi bir Xante ve Zac performanslarını hatırlıyorum. Ki Ascendus da burada ikisini direkt yasakladı. O yüzden bakalım Aatrox'a karşı ne tercih edecek? Kör Aatrox dediğim gibi karşısına ne gelecek merak ediyorum açıkçası. Bugün... Renekton da çıktı bu arada. Kimse tercih etmedi henüz. Dudu muydu LCK'de bugün Aatrox'a bir tek atmış nişancıya? İnanamazsın. Evet. Çok güçlü karakter.
Real Güzel geldi. De geldi. Evet, Karma Leeds'in klasik ikiliyi izleyeceğiz. Takip içinde Real aldılar. Oo, Olaf açık. İrelia'yı gösteriyor. Ya İrelia olur bu arada. Sırf rakipte hiç kitle kontrol yok. Renekton daha güvenli bir tercih gibi. Evet, Renekton geldi. Evet, yasaklama seçimi ekranı böyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz Zetsu? Ya sanırım karma açık kaldığı sürece draftlar bir tık buna benzer olacak. Hani birisi Smolder'ı çalar, diğeri öbürünü çalar vesaire ama karma açık kaldığı sürece biz takımların karma isim ve de karşısında da natürüstü kompozisyonlar görmeye devam edeceğiz gibi geliyor. Phoenix tarafının yapmak istediği şeyi de beğendim. Ascendis tarafının draftı biraz vakit istiyor. Lee Sin'in eline bakıyor. Lee Sin'in beraber oynayabileceği koridor sayısı da pek yok açıkçası. O yüzden Phoenix'in erken oyununa göre maçın şekilleneceğini düşünüyorum. Nasıl karşılayacağına bağlı. Ascendis'i, Phoenix ekibi nasıl karşılayacak göreceğiz. Evet. Bu tercihler ışığında bakalım. Lider takımlardan biri mi kazanacak yoksa yine bir sürpriz sonuçla mı karşılaşacağız? Ascendis neler yapacak? Bu cevabı vadide alacağız. Vadide yerimizi aldık. Bir tarafta Ascendis, bir tarafta Phoenix. Kozlarını paylaşacak. Tercihlerden bahsettik. Nelerin güçlü olduğundan, nelerin eksik olduğundan bahsettik Zetsu. Bakalım bize bu iki takım neler gösterecek. Yani burada biliyorsun benim Hive'ye karşı biraz ön yargım var. Sen de bunu daha önce de konuşmuştuk. Ön yargıdan bağımsız 9 maçta 8 lose alınca en son konuştuğumuzda evet. Ön yargıdan başka bir şey. En son Nakyun kazanmıştı değil mi ligimizde? Evet, birincide. Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde birincilikte yanlış hatırlamıyorsam Nakyun kazanmıştı. Şimdi burada da Colt Memo'nun elinde göreceğiz. Tabii menzili yüksek bir şampiyon. Çok fazla artısı olan bir şampiyon ama bunun takımın tabii ki etrafında ne kadar daha iyi oynayacağına göre de değişecek. Biraz takımına da bağlı. Çünkü Vay size pozisyon yaratıyor. Bunu değerlendirebilecek de aslında Nehir'de Nautilus, Senna, Zinza, Renekton çok çok iyi bir takım savaşı başlangıç ve onu sürdürebilecek şampiyonlara sahipler. Phoenix tarafında, diğer tarafta, Sandis tarafında Lee Sin Karma ile birlikte güçlü bir ikili. Smolder'la da geç oyuna ulaşabilirlerse geç oyunu da garanti altına alabilecek bir nişancıları, kırık nişancıları var. Onlar da draft mekaniği açısından mantıklı bir draft ekittiler. Dinamikleri, oyun içindeki kararlar verilecek kesinlikle. Dediğin gibi o dinamikler oyun içindeki kararlarda daha önem arz edecek. Özellikle nişancı Lee Sin... Senna göreceğiz bir de. O evet, minyonları alan Senna göreceğiz. Bunda bahsetmiştim ama yasaklama seçim ekranında. Yani daha çok almayanı görüyoruz son dönemde ama alanı da kullananlar var. Biraz daha rakibe göre de değişebiliyor tabii ki. O biçma denemesi geldi, yerine sabitlemeyi başardı düz vuruşla beraber. İki seviyede şimdi oldu Phoenix Esports. O çipada iki seviye olsalardı muhtemelen sıçralar atılabilirdi. Alabilirlerdi belki Vixen'in sıçrasını veya yetenek aşmamışsa çok daha az bir canla çıkabilirdi orada. Smolder'a karşı koridor aşaması böyle. Smolder alıyorsanız bunu bir nebze kabul ediyorsunuz. O yüzden çok da normal açıkçası şu an. Aatrox Renekton da böyle 50-50 yani yetenek eşleşmesi biraz. Renekton şu an güçlü ama biraz da oyuncuların o eşleşmenin ne kadar, o meşabı ne kadar iyi bildiğine göre de değişiyor. Evet, ikisi de dövüşçü, ikisi de koridoru almak isteyen karakterler. Aatrox'a zırtleşme build'i de yapılıyor. O kararmalı build zaman zaman. Eski bildiğimiz canavuzunu yükseltmeye dayalı bir build de yapılabiliyor. Eşya tercih daha doğrusu. Şu oyun mekaniğini çok seviyorum ama yani Aatrox... Hop, bir çipa daha tuttu. Bir daha yine sabitlendi. W tuttu yalnız, o W gittiği yerde Odysseia'da hasar vurmasına sebebiyet verdi. Interen'den bir erken baskın görebiliriz. Üçlü çalıda bekliyor ama koridoru ittirdiler. Diğer tarafta Isaac. Buraya yakın olan isim Zetsu. 3-3 gelir mi? Evet yani ama burada 2-3 çok yorulacak mı acaba Phoenix tarafı? Çünkü Ascendis hiç oralı gibi gelmedi bana. Oo. Isaac de uzaklaştı. Oo, iyi W tuttu. Lee Sin de gidiyor buradan. Kule, yani lane'i dondurmaya mı çalışıyorlar burada? İnternet çok vakit kaybetti yalnız. Yani evet.
O süre zarfında Isaac 2 kampını aldı. İnternet 3 çaldı, bekledi sadece. Kampili şu alacak o da. Oyunda bir en az 30 saniye falan geride. Kesinlikle. Oo, bir de gagalarını vermek istemiyor. Şimdi gagalarda bir Lee'sinle karşılaşma ihtimali de var. Doğrudan gagalara gitti. Lee'sin skorları kule altı mı acaba? Ne diyorsun? Denenebilir, denenebilir. Skorları görebiliriz. Bir ses dalgası pozisyonu var orada. Sıçralar da var. En kötü sıçrasını alır Renekton'ın. Orada bir pozisyon kovalıyor şu an. Isaac. Isaac hala bekliyor üçlü çalıda. Isaac mı Isaac mı? Ben Isaac diyorum, Isaac da diyebiliriz. Hangisini tercih ediyorsun sen? Bizim değil, oyuncunun ne tercih ettiği. Onu bilmiyorum. Keşke sorsaydık. Isaac diye düşündüm orada. Isaac'tir o zaman. Peki. Tamam. Isaac'sa kendisi söyler, bir daha Isaac deriz. Evet, burada karma koridoru ittiriyor. Erkin oyunda dediğin gibi Interam bayağı bir bekledi. Aslında oradan bir şey çıkmayacak gibiydi de. Vakit kaybetti. Bu vakit kaybı onların o minnakları kaybetmesine, o 3 tane ruhu steğini vermesine sebep olabilir orada. Isaac gidip bakacaksa. Buradan 3 tane pasif ruhu alabilir. 5 olunca büyük sıkıntı biliyorsun. Ya dediğin gibi o ruhlar birazcık can yakabiliyor. Discord'a bir kule altı gelmedi. Birebir takaslar devam ediyor. Yalnız Altrox'a 6 oldu. Şimdi Renekton'da 6 seviye oldu. Hiçlik kurçuklarını almaya karar verdi. Bu aşamada Isaac. Bu çok belliydi. Hem orta koridor hem üst koridor itiyor. Ormancı ters tarafta kaldı. W mavisini yeni aldı. İnternet şu an. O da birazdan haritaya açılacak. Yine bu ok. Bu eşleşme böyle gidecek ama yani burada Odysseus'un pek bir beklentisi yok koridor aşamasından. Büyüğü kaçırdı bu arada. Odysseus. Hop, bir W denemesi daha tutmadı. Tabi Pyrecept de Yonya'yı bitirmiş. Yonya çizmeleri orta koridoru Cold Memo tarafından da alınmış. Yetenekleri iki tarafta spamlayacak orta koridorda. Ejder'de toplaşabilen isim Phoenix takımı oldu. Dakika 6'da kendileri adına ilk ejder olacak. Daha ejderi. Erken bir ejder kazanma koşulu yaratmak istiyor. Phoenix tarafı. Çünkü Ascendis tarafı da haritanın üst tarafındaki çoğu şeyi isteyecek büyük ihtimal. Yani diğer 3 tane minnak çıkmadan, ben minnak diyorum. Bücür de diyebiliriz. Sen ne demeyi tercih ediyorsun onlara? Ben bir de hiçlik kurtçukları diyorum ben dün. Kurtçuk mu? Çok mantıklı evet. Demiş. O açıp atutu yerine sabitlemeyi başardı. Sen de W'su da yerine sabitleyecek gittiği yerde. Yandan gelen bir de Interen var. Peki sana bir soru. Interen burada yani haritanın üst tarafını kaybetti bu sefer de. Burada en azından kendini göstermemesi lazımdı. Şu an çok rahat bir kırmızıyı alacak orada Yesek. Sana bir soru. Hiçlik kurtçuklarını aldın ya. Evet. Hiçlik kurtçuklarını aldın. 6 ülkesi, 5 ülkesi her neyse. O piçip adayımız daha. O hiçlik kurtçuklarını kullan, yani koridorda ittirdiğin zaman minik minik şeyler çıkıyor. Onların ismi ne biliyor musun? Hiçlik kurtçuklarının yavruları. Hiçlik kurtçukçukları. Hayır. Hiçlik kenesi. İnanamıyorum sana ya. Hiçlik kenesi. Kenesi evet. Johnny söylemişti bunu. Hatırlıyorum. Ama sen söyleyince hatırladım. Tamam. Evet. Dürüst olacağım. O bu arada Prestige DRX Aatrox'la girmiş YX7. Veya YG7. YG diyeyim direkt. Güzel kostüm. YX7. Evet, güzel kostüm. Ya, orada... Ben Aatrox'un şeyini çok severim. Ulti açıyorsun. Ultin bitmek üzereyken bir anda birini öldürüp pasifi alıyorsun ya, ultinin pasifi. O ses, o animasyon inanılmaz Aatrox'un bir tasarım. Aatrox'un çok güzel son. En son değişimden sonraki animasyonları özellikle. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Oyuncuların bazılarının isminin İngilizce yazılmasına rağmen Türkçe kullanılmasını tercih edebiliyor. Mesela Isaac. Oradaki C normalde İzac diye okunur Türkçe okunsa. Öyle istiyor diye ya da söylüyor diye demiyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Bazı oyuncularda tam tersi. Yarı İngilizce yarı Türkçe kullanabiliyor. Zaman zaman oyuncularla konuşma şansı oluyor. Hem Türkiye şampiyonluk gibi hem ikincilikte. Bazıları fark etmez. İstediğiniz gibi söyleyin diyor. Bazıları da tam tersi. Mesela Hellforce. Bizzat Hellforge diye yazılıyor. Ama Hellforce diye okumasını istediğini söylemişti. Tabii o zamandan beri Hellforce diye okuyorum. Biraz da oyuncuların tercihine bağlı o. İsimlerin nasıl daha iyi hissediyorsa kendini. Aynen öyle. Aynen öyle.
Inter'in alt koridor etrafına bayağı bir yatırım yaptı şu ana kadar. Baskın aramıyorsa bile de hani şu an Isaka baskın yapma fırsatını da vermiyor. Ki Lee Sin'de de o biraz artan üst tarafında oynamayı tercih ediyor. Şu an hiç artan alt tarafında görmedik onu. Sadece kamplarını alıp geri döndü ki doğru oyunda bu. Yani Inter'in en az şu ana kadar 3 kampını aldı. Inter'in hala alt koridorda bekliyor. Buraya bir baskın bir şey bekliyor Inter'in. Ya da bir yani kulaltı da denemiyorlar. Rakip böyle oynadığı sürece yani Hüve'yi de Kotmam'ı da buraya gelmiyor. Yani 3 kişi kulaltı yapabileceklerse anlarım ama yapamayacaklar. Yani Inter'in şu an 9 dakika 30 saniyeden 3 dakikayı düş yani. Oynanmadı onun için 3 dakika. Evet. Yani o tempoda da çok büyük bir kayıp. Şimdi alt koridoru ittirdiler hep beraber. O 5 yükü ulaşmasını istemediği için buraya geliyorlar. Dediğim gibi işte kuçuklarına başladı Lee Sin. Bir tanesini aradan çıkartacak. Evet. Hop aldı birden. Bu iki tane Inter'in alması lazım. 5 yük vermediler. İyi bir harita hareketi Phoenix tarafından. Çünkü 5 yük olsaydı kuşatması biraz sıkıntılı olan bir takıma göre iyi bir iş başarmış olacaktı İsak. Üst koridor bir ona vuruyor bir ona. Burada değişen pek bir şey yok ama Inter'in şu ana kadar aradığı pozisyonları bulamadı. İsak da hiç pozisyon aramadı. Evet, Lee Sin sadece ormanın biraz da dengeli geçiyor şu anda oyun. İnternet ise daha ekstra kovalamaya çalışıyor ama henüz bir pozisyon bulamadı. Yalnız iyi hasar verdi Çıraşı'ya. O prangayla da beraber. Burada biraz da Inter'in orman kamplarına odaklanması lazım. Kendisi için. Alt orman kamplarından sonra bir ejdere başladığını görebiliriz Phoenix ekibinin. Phoenix eSports ilk dakikadan beri baskıyı hiç elden bırakmadılar ama sürekli o koridor kule altındaki minyonları iyi karşıladılar sandınız. Yani bakıyorum çok büyük bir fark yok iki takım arasında alt koridor ikilisinde ama bu kimin işine gelir? Tabii ki elinizde varsa Smolder'ın işine gelir. Yükleri daha kolay alacak 75 yükle şu anda gözüktüğü gibi. Tamam ilerleyen dakikalarda Senna da yine iyi bir hasar potansiyeli ama Smolder'ın bu kadar rahat oynaması Phoenix'in ilerleyen dakikalar canını sıkabilir. Evet ama Smolder'ı hani cezalandıran da bir iki şampiyon var. Mesela bu Dragon'u kaptırması Phoenix'in kritik. Ascendance'ı da aldı ejderhalar. Yani Dragon'dan ziyade zaman da satın alıyor bu arada. Bu Dragon sadece Dragon değil. O yüzden Çiraşi de gelmişti buraya. O Isaac Çiraşi ile karşılaşacak. Beklemedi onu. Ulti iki kişiyi birden zıplattı. Yalnız çok iyi bir Vix'i yaran. Kitle kontrol. Uzaklardan gelen bir Senna ultisi var. Yek de pozisyona gelen diğer isim ultisini aktifleştirdi. Inter'in ve Çiraşi'nin canı çok az. Çok iyi bir ses dalgası. İlk kanı dakika 12'de Isaac aldı. Aatrox kuleyi tanklamaya devam etse de düşmedi. Buradaki çatışmada düşen tek isim Inter'in oldu. Vix'i ya da ultisi ile girmişti zaten pozisyona. İlk kan almayı başardı Ascendance. Yani burayı biraz daha hani hem tempo olarak hem de hani Dragon setup'ı en başından beri Dragon'u oynamak istiyordu Phoenix tabii ki. Burada Phoenix geri döndüğünden sonraki Phoenix ekibinin Dragon etrafındaki oyunu bence biraz sıkıntılıydı. Ascendance da bunu iyi değerlendirdi. Bir de Phinox yoktu orada. Aynen. Phinox. Ya Ascendance 5 kişiyle kesinlikle pozisyondaydı. Phinox yoktu orada. Onu demek istiyorum. Phinox üstüne geri dönmüşken Phoenix ekibinin geri kalan üyelerinin Dragon etrafındaki pozisyon alması biraz sıkıntılıydı. Burayı tam kafalarındaki gibi oynayamadı bence Phoenix ekibi. Öte yandan Ascendance da iyi bir pencere buldu ve bunu değerlendirdi. Ya burada yani Renekton'u, Zinzaso, senden oturucusu olan bir takımın ikinci Dragon'u verip artı üstüne bir de skor ilk kanı vermesi normal şartlarda pek olan olmamış. Yani olacak bir şey olmaması lazım. Bu sadece pozisyon hatasıyla, tempoyla alakalı olabilir. Oh, mantra ve içindeki alevle iyi tuttu Çıraşı'yı. O da oyuncak ton kostümüyle girmiş bu arada. Oyuncak kostümü. Oyuncak
Toy diye bir tane SKT oyuncusu vardı, bilir misin? Evet. SKT değil hatta. Ya, Toy'u biliyorum, evet. Toy, aynen. Çok eski. Sen oyuncu nereye bağlı... aklıma geldi. Ha tamam, nereye oldu? Bağlayacaksın diye bekliyorum. Yere bağlamayacağım abi. Dedim bir eski... Ya, geçmişe şey yolculuk var. Yaptırdım bedavaya sana. Teşekkür ederim. Atında inip şöyle bir Phinox'un üzerine gitmeye çalıştım X'ye ama... O... Mezle giremedi. Alameti istiyor Phoenix Esports ekibi. 5 kişiyle beraber yatırımını alamete yapacak. Vixia geliyor. Sol taraftan yani da fire setliyor. Burayı çok kapatabilir. Kötü. Burayı kapatabilir. Ascendant. Smolder'dan bir ulti geliyor. İyi de hasar vurdu. Swarm'dan bir derin darbe. 3 kişiyi zıplattı yalnız. Phinox'un pozisyonuna dikkat et. Çok iyi vuruyor pozisyonda. Devam edecek. 2'de 2. Gold Memo ikinci skorunu almayı başardı. Her ne kadar arka tarafta Swarm'u düşürmeyi başarmış olsa da. Alamet bakıyorum burada. Hüvey de kaldı. Her şey Gold Memo'da kaldı. İki skor, bir alamet. Orta koridorda Işınlan'la gelecek şimdi. Mion'ları ittirmeye. 2'ye 2 geldi durum. Ne demek istediğimi şu an daha net anlamışsındır değil mi? Baksana yani Zinzo, Renekton, Nautilus, Senna. Yani bu tam bu şampiyonlar buralar için. Objektif etrafında erken savaş. Bu şampiyonlar buralar istiyor. İyi bir karar Phoenix ekibinden. İyi uygulandı. Orada Swarm alanı kendi Q yeteneğiyle kapatıp güzel bir ulti attı. 3 kişi zıplattı diye gördüm benim evet. Darbeyle. En az 3 kişiyi zıplattı. İyi bir oyun Phoenix ekibinden. Ya bunlar lazım zaten. Ve akademik oyuncuların da bu pozisyonları görebiliyor olması, bu tetiği çekebiliyor olması çok pozitif. Ya Phoenix ekibi 12-5 ama bu yeni bir takım yani. Ve şunu da hatırlatalım. Güne başladığımızda 4 takım 12-5'ti. Kimi Esports 11 galibiyete sahipti. Orada liderlik yarışı kıran kırana geçtiği için takımların hiçbir tevazu göstermemesi lazım. Net bir şekilde oyunu oynaması lazım. Yani bir ayak kayması bir anda birinci olan takımı beşinciliğe kadar düşürebilir. Oh, bir dürtmeye geldi mantra için hikayeye. Sen adamın üstüne yer bir karma var. Dediğin gibi final gibi gün. Çok önemli takımlar adına. Sende kaç stack oldu görebiliyor muyuz reji? Üzerine Phoenix'un birazdan geliriz. Görürüz stacklerini. Ben Smolder'ı daha çok merak ediyorum. Kaç? İki tane stackli diye. Şampiyon. Riot bunu seviyor bu arada artık. Hani evet. Stackli şampiyon olayı. Oyun içine farklı bir mekanik daha katıyor ya. Yumi mesela. Yani 220 Yumi mesela hiç sevmem. Zaten değiştirmeye karar verdiler yani en sonunda. Evet. Şu an 3 kişi orta koridorda. Shirashi de çıktı, yola geliyor. Gelmiyor hatta teleport geldi, oynamak isteyecekler. Ejder öncesi bir savaş izleyeceğiz. Swarm şöyle bir pozisyon baktı. Intel'in yandan geliyor. Shirashi'nin ultisi var. Buraya oynamak isteyebilir. Sıçrası da birazdan gelecek. Can vurdu bu arada Fire Accept. Yo, şu an çok can sıkabilir dediğin gibi. Mage'lere başlayacak Phoenix Esports. Geri çekmeleri lazım o Mage'lere. Evet. Mage'ler pitinin dışına doğru çekti Phoenix tarafı. Bakıyorum Odyssey'a geliyor. Smolder'ın savaşta ne yapacağını merak ediyorum. Oh! Direktman atladılar Ejder pitine. Ejder seninle de kalıyor. Arka tarafta birebir yapıyor. Fire Slap'le Swarm çok fazla hasar aldılar. Kombonun devamında Atrox çok iyi kapattı alanı. Rell'le beraber Zinzo skoru takaslanınca karmayı da düşürmeyi başarıyorlar. Devamlı Lee Sin de düştü. 3'e 2 bir takas. Burada Yek tanklamaya devam ediyor. Atrox çok fark yarattı Ascendance adına. Bir nokta Swarm arka taraftan çıkacak mı diye bakıyorum. Yalnız Odyssey'a sersemletildi. Çıraşi birebir yapar mı bir Renekton'la? Smolder W'de tutturmayı başardık da kontrolden çıkartamazlarsa Aatrox'u da alacaklar. 3. skor. Abi bu Çiraş'ı kim ya? Smolder'ı da alacak. 2'de 2 yapıyor. 4 wow. Skor birden aldı Phoenix Esports. Yani muazzam Phoenix, oyun. Phoenix çok çok iyi oynadı savaşı. Kesinlikle hakkını sonuna kadar teslim ediyorum ama gizli kahramanı Renekton'la Çiraş'ıdır abi. Muazzam savaşta, oyun. Savaştaki farkındalığı çok yüksekti. Ya, ki Ascendance iyi başlamıştı savaşa. Vixia düştü geri doğdu. Yani katliam neredeyse evet. Phoenix için bu. Swarm da savaşın başında Isaac'ı tuttu. Hatta yarıcan attı Nautilus'la Lee Sin'e. Evet orada yakaladı. O da büyük bir etki yaptı evet. Bu savaşı istemesine şaşırdım ama Ascendance'ın. Pozisyonları çok kötüydü çünkü. İyi bir savaş oldu Phoenix ekibine. Ki tempo da artık
iyiden iyiye Senna ile birlikte hani sıkıntı yaratacak düzeyde artık Feyenoord'da. Hani o vakiti tanımayabilirler bir noktadan sonra Odise'ye. Dediğin gibi. Burada bir şey bekliyorlar. O bir sıçra denemesi. Mantra için iki alevli iyi hasar verdi. Çıpayla duvara doğru uzaklaşan bir Swarm var. Bir Mantra W denemesi daha. Senna W'su da onu yerine sabitledi. Kule altında yakalandı. Smolder'dan bir ulti de geliyor. İyi hasar verdi. Buraya oynamak isteyecek Ascendance ekibi. Derin darbeyle spotlayı başardı Vixia'ya. Şimdi Cold Memon'un hasarıyla beraber birebir bir takasa dönüştü. Bu savaş üst koridorda Yegli Chirashi birebir yapmaya devam ediyor. Aatrox ve Renekton'da. Franka hiç fena kullanmadı. Chirashi yerine Sersemletmeyi başardı. Kule altında alacak mı? Can yenildi ama kule vurmaya devam ediyor. Birebir de aldı Yek. Kulenin de desteğiyle beraber. Diğer tarafta Phoenix Esports orta koridorun kulesine vurmaya başladı. Minyonları temizleyince Ascendance. Burada dağılacak iki tarafta. Yine görece uzun bir çatışma anı izledik. Günümüzün tüketime uygun maçlar abi. Durmak bilmez. Futbolda Premier Lig ise LoL'de de TCL ikinci lig. tempo durmuyor. Kimse de geri vites, bir sakin olup oynayalım bir oyunu falan yok. Herkes limitlerini sonuna kadar kullanıyor. Mükemmel ya. Sonuçta hoca denemeden bilemezsin değil mi? Tabii denemen lazım her türlü. Taktiklerini koçları uzun uzadıya anlatıyordur zaten. Biz işin yorum ve eğlence kısmındayız şu an. Ben gayet keyif alıyorum şu anki maçtan. Tabii. Çok net bir temposu var maçın kendine az. Orta koru doğru yine 4-4 diye Yek doğru önüne geç çıpaya tutmayı başardı. Arka taraftan gelen bir Smolder ultisi. Phinox çok fazla saldı. Senna'yı kimse korumadı. Bir anda 4 kişinin içerisinde kaldı Phinox. Takım arkadaşları kuleye doğru giderken Çalın'ın orada yakalanınca hiçbir şey yapamadı Senna. Rakip taşıyıcıyı düşürdü Ascendance. Onlar için iyi bir çerçeve. Aatrox ultiye basıp üstüne bir anda koşmaya başlayınca ilk baktığım şey Phinox'un üstünde sıçra var mıydı? Sıçrası olmadığını görünce bu hamle çok iyi bir hamleye dönüştü bence Ascendance tarafında. Phoenix çok net bir tempo eline geçirmişti. Ama görüyoruz ki tempoyu eline geçiren takım bir sakin kalıp yeni bir oyun planı kurmaktansa bir kaosun içine sürükleniyor şu anda hoca. Zetsu Pacific No Name maçında da benzerini görmüştük hatırlarsan. Evet. Pacific bir sürpriz yapmayı başarmıştı. Şu an 12 galibiyetle lider olan tüm takımlarda ufak bir sallantı, ufak bir oyun içerisinde tereddütler, zaman zaman karar verme mekanizmasında sıkıntılar görüyoruz. Özellikle lider takımlardan. Sabırlı bir oyun yok şu an. Evet, birazcık sabırsızlık görüyoruz hem bireysel olarak hem takım olarak. Tabii bu da doğal. Playoff'lara doğru yola çıkacağız ve ligin son karşılaşmaları 1.'yi ve 5.'yi belirleyecek. Yani şu izlediğimiz Phoenix Esports 1.'yi 2.'de olabilir. Bir anda 5.'liğe 4.'liğe de çıkabilir, düşebilir. O sıralamada önemli o yüzden. Kesinlikle öyle. O yüzden iki taraf için de çok önemli maç. Ama burada Phoenix ekibinin eline geçtikten sonra maçın geri dönüşü şu an biraz hayal kırıklığı yaşıyor olabilirler. Yok. Geri sayım var Odyssey tarafında. 223 tek ve bitti oldu. Gerisi. Evet. Çok da iyi denk geldik ona. Evet. Geri sayım bitti. Bundan sonra biraz daha şartlar eşit. Hatta Ascendance ekibinin savaşları nasıl oynadığına göre de değişecek artık. Odyssey'i tutmanız gerekecek. Ya sen bahsettin. Derin darbe çipa gelecek Nautilus'tan. Senna'nın W'su bir kitle kontrolü. Renekton ve Zinza atılabiliyor doğrudan Smolder'ın üzerine. Evet, net ama bir cevapları var aslında ama belli olmaz. Önceki maçta Zeri'ye karşı da vardı. Aynen, tam onu diyecektim ben de. Yampir yengeç aldı yalnız. Chirashi'yi epey dürttü Ascendance tarafı. O sıçra rakibin üzerine doğrudan gelen bir Vixia var. Onu korkutmaya başardı yalnız. Smolder ultisi çok fark yerdi. Phoenix da kendi ultisiyle beraber bir nebze korudu takım arkadaşlarını. Manyetik fırtınayı kullanmış oldu bu pozisyonda Vixia. Onu korkutmayı da başardı tabii Cold Memo. Bir tetiği çekti Ascendance ama işler istediği gibi olmadı. Haritada bir görev yok. Biraz kilitlendi karşılaşma. Evet, biraz kilitlendi. Baron tarafında hani bu savaşı en azından Baron minyonları karşıladıktan sonra orta koridorda Baron tarafındaki görüşü temizlerken belki bu savaşı aramaları daha mantıklı olurdu. Ascendance ekibinin.
en azından bu kadar net bir savaş istiyorlarsa Orta Kore'nin doğru kuley altına yakın savaş başlangıcı yapacak kadar. O bitkiyle gelen bir Isaac var. Çok iyi bir ejderhanın gazabı. Yine Phinox'u yakaladı Ascendance. İkinci ses dalga tutmuyor yalnız. Yex'i şöyle beraber takip edecek ama önde koca bir Nautilus var. Pranga'dan da kurtuldu. Yalnız Smolder almayı başardı Odyssey'a. Yine daha takım savaşı başlamadan Senna'yı düşürdü Ascendance ekibi. Yalnız. Baron etrafında görüş almaya, belki Baron'a yemlemeye gidebilir Ascendance. Baron isteyecektir veya Baron'da bir savaş isteyecektir şu an. Kesinlikle bunu yemlemek isteyebilirler. Evet. Ya Colmemon da hasar hiç fena durumda değil. Zetsu. O yüzden bir yemleme isteyecek gibi Ascendance. Baron pitine görüşleri var. Yani Isaac'ın orada patlangaçla uçtuğu mesafe inanılmaz bir üstünde kapattı. Onu hiç beklemiyordu büyük ihtimal Fnatic. Phinox 2 çok ufak parlamalar görüyoruz ama net bir karar görmüyoruz oyunlarda. İki takımda da yani bu karşılaşma üzerinde konuşacak olursak iki takımda da hatalar var. İki ama güzel yakalanmalar oyunculardan var. Bireysel olarak iyi çıkışlar görüyoruz şu an. Takımca bir karar veya bir hareket göremedik daha oyun içinde. Lee Sin Aatrox ikilisi çok iyi oynuyor savaşları fark ettiysen. Evet, i̇yi takip ediyorlar. Ki Odysseus'a biraz hani üstüne bakmayın derim. Bir noktadan sonra baya baya bir sıkıntı yaratacak. Ki şu anda hani Intern'e daha demin bir tane Q attı. %20 vurdu. Çok çok fazla. Ya Intern'e onu yapan Phinox'a neler yapmaz. Bir de rakipte böyle net bir tank yok. Yani Renekton ve Zinza, evet Renekton'un can havuzu hep artıyor ilerleyen aşamalarda vesaire ama yani yarık gökyüzü ve kararma var. Sadece ayakkabısı bir nebze defasif. Öte yandan tanklamaktan ziyade evet. Hasar tutmaktan ziyade hasarı yok etmeleri lazım şu anda. Yani Odysseus'a öldürmeleri lazım. Aynen öyle. %100 katılıyorum. Nautilus nedeni Solari var. Yani o da net bir tank değil. Birazcık tank kalkan. Sana oyunun ne kadar makrosuz olduğunu açıklayayım mı? Kamera yaklaşık 8 dakikadır orta koridoru gösteriyor. Evet. Güzel bir noktaya değindin. Ama çünkü şöyle Zetsu bu arada iki takımda hakkını yemeyelim. Bir iki pozisyon oldu. 2-3 kişi birden yakaladılar orta koridorda ve alt koridorda. Şeyden etrafında. Korkuyorlar şu an. Yani ayrılıp yan koridorları zaten yok iki ekibinde. Yan koridordan herhangi bir kaçta kazanma koşulları yok ama bu kadar erken toparlanmaları ve şu an orman ve orman girişlerine hiç önem vermemeleri de biraz sıkıntı ki şu an Odysseus oyun oynatmıyor yani. Range'i de çok fazla ki itemi bitti büyük ihtimal. Yani oyunda fırsat görmüyoruz çünkü fırsat yaratılacak kadar haritada bir şey istemiyor iki takımda. Yani Ascendus girip şu an Baron tarafındaki Phoenix'in orta koridoru ittikten sonra bir Vision almaya çalışsa Phoenix buna cevap verecek. Ama şu an iki takım da oralı değil yani. Orta koridoru ittirmesine cevap verelim, orta koridor kulelerimiz kalsın. Sonra hep beraber grup olalım, bir şeyler bakalım. Tek düşünce bu. Hata yapmaktan korkuyor iki ekip de. Ben bu çalıdan Ascendance'ın gelip takım savaşı başlattığını 20 kere gördüm. Alt çalıdan da Phoenix'in gelip takım savaşı başlattığını 20 kere gördüm. İki takım da deniyor bir şeyler. Renekton'la Aatrox'u tek koridorlara yollayıp burada bir dörtlü olarak toplandı iki takım da. Biraz kilitlendi oyun. 30 saniye sonra çıkacak ejderde işler belli olacak gibi. Çünkü Phoenix eğer bu ejder alırsa 4. ejderleri olacak. Öte yandan Ascendance'da o 4. ejderi vermek istemiyor. Buyursunlar. 2024'te vadide ilk Aram denemesi. Espor aynasında ilk Aram diyelim mi? Espor, evet. Vadide ama vadide. Tabii. Vadide de. Doğru. Şimdi sende de minyon olan... Yani çünkü side'a gitse direkt şey bakıyorlar şu an, savaş bakıyorlar. Koridoru ittirmeye de karşılık vermeleri gerekiyorlar ama Odysseus büyük sıkıntı yaratıyor. Yani maskesi de bitmiş. Yani Phoenix'in Baron'a girip Baron'a eritme tehdidi de yok. Şimdi Phoenix Esports Baron'a başlar gibi yaptı. Ascendance ejderi aldı bu arada. Yalnız Phoenix bir kararsız kaldı. Orta koridordan bir çalıya gittiler. Baron'a bir gittiler. Şimdi çalıda bekliyorlar. Şu an ejderi aldı. Phoenix'in işler çok zor. Yani Ascendance hata yapmazsa Odysseus'a bayağı büyük sıkıntı çıkartacak gibi. Phoenix ejderi etrafında oynamak istemedi. Baron'la ejderi takaslayamadılar çünkü Isaac hemen aldı. Ejderi bir sıçra çıpa denemesi Odysseus'dan da iyi bir sıçra geldi. İyi bir refleks geldi Odysseus'dan. Çok iyi denemeydi. Swarm'dan dediğin gibi iyi bir deneme.
Günün sonunda 4. ejderi geciktirmiş oldu Asandız. Kendi içinde 2. ejderi almış oldu. Biraz kilitlendi oyun. Tekrar başlıyoruz. Dakika 30'a geliyoruz. Baron Vadide. 4 dakika sonra Phoenix'in yine 4. ejderi olabilecek. Asandız'ın 3. Yalnız iyi bir ses dalgası. Dener mi diye baktım. Denemedi. Phoenix ekibin hatası şu. Yani Asandız o kadar iyi oyunu uyuşturdu ki. Yaklaşık 10 dakikadır orta koridoru karşılıklı ittiriyorlar duruyorlar. İttiriyorlar duruyorlar. Bu noktada Odysse 1.5 item neredeyse, pardon, yarım item item fark attı. Geriden geldiğini düşünürsek de 1.5 item. Evet. %100. Ben bir yandan şimdi, da şeye bakıyorum. Senna, nişancı Senna ya. Nasıl fark yaratacağı bakıyorum. Çünkü destek yani Mion almayan Senna'yı gördük. Yaratmayacak gibi geldi. Ölür gibi. Bakalım göreceğiz. Yaşaması zor. Oo, sıçra çıpa denemesi, bir daha sıçra. Bir daha. Yani Swarm hack sıçraları, çıpaları iyi deniyor dediğin gibi. Swarm iyi deniyor, gerçekten iyi deniyor. Bir çıpa daha bu sefer tuttu, yere sabitlenen bir Swarm. Derin darbeyi de kullandı yalnız. Diğer tarafta manyetik fırtınayı kullandı Vix'e üzerinde hasar tutmak için ama 2'de 2 yapan bir Phoenix var. Kule altında kuleyi de alacaklar. 3'te 3 yapıyor Phoenix. Yek sadece hayatta kalan isim. Ya Swarm tetiği öyle iyi çekti ki. Ya bu karşılaşmayı şayet Phoenix kazanırsa maçın en değerli oyuncusu kim bilmiyorum. Hepsi çok değerli oynadı. Ama Swarm o çıpa tehdidiyle... O alanları yaratıyor Swarm şu an, evet, takımına. Evet, Swarm. İki karşılaşma da Nautiluslar çok iyiydi izlediğiniz. Evet, Phoenix'a dedi ki... O iş öyle olmuyor, böyle oluyor gibisinden bir cevap verdi bize. Muad, savaş başlangıcı ve devamı çok iyiydi Phoenix tarafından. Yani direkt 4 kişi kaldı Asandız tarafı ve pozisyonları da çok kötü kaldık takımının. Ama şundan bahsediyorduk yani. Karma net takım savaşı başlatanlara karşı büyük sıkıntı yaşıyor. Odysseus'a alan kalmadan savaş bitti. Ve bu kaoslar içerisinde Phoenix hatırlayacaksın. 2 kere yakalanmıştı savaş öncesinde. 2 verdiği skor da öyleydi ama 2 savaşta yine 6 skor 6 asiste geldi ve yani yoğumu tek kılıç, Dominik, bombardıman hiç fena durumda değil şu an. Evet. Odysseus'un bombardıman bitince de o da bayağı iyi duruma gelecek. Şu anda da çok iyi durumda ama yani Asandız şunu unuttu biraz. Tetiği kendileri çektiğinde avantajlı durumda kalıyorlardı. Phoenix ekibi geriye doğru tuşa basmaya başlayınca savaşlarda dezavantajlı konumda kalıyordu. Yek burada ultisini aktifleştirdi. Cold Memo'nun üzerine gidecek ama Cold Memo korkutmayı başardı. Arka tarafı ışından geliyor yalnız. Phoenix burayı iyi kapatabilir. Intel'in üçlü çalı da karşılayacak rakibiler. İki kişinin üzerine doğru gidiyor. Ejderhan'ın gazabını defansı bir şekilde kullandı. Isaac kule altına doğru ilerleyecek. Kule altına devam ediyor. Phoenix iyi spot kovalamaya. Yek kuleyi de düşürdüler. Yine Aatrox düştü. Yanında kuleyi de eşantiyon olarak aldı. Phoenix e-sport. Smolder'dan gelen bir ulti var. Minyon dalgasını bir nebze temizlemek için ve temizlemeyi başardılar. Sadece bir tane Minyon. Pencere verirsen Swarm kill altı da yapar şu an. Ya Swarm hiç şakası yok. Hani tetik çekmek dedin, Swarm altı patlar gibi yani sürekli ta 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 tetiği çekiyor. Hop. Kuleyi alacaklar. Kuleye iki düz vuruş yeterli olacak. Alt koridordaki dış kuleyi alırken orta koridorda Çireşi Minyonları ittirmeyi başardı. Tabi oraya hemen karşılamaya gelecek Ascendance ekibi. Yalnız farkında mısın Zetsu? Skorlar alınıyor ama bu skorlar henüz bir şeye çevrilemiyor. Yani bir son 4-5 savaşta skorlar alınıyor, bir skor alınıyor, geri çekiliniyor. 2 skor alınıyor, geri çekiliniyor. Takımlar çok çekimser oynuyorlar. Phoenix son birkaç dakikada titiye çeken taraf ama. Kesinlikle öyle. Önce Swarm'un aldığı inisiyatif ve devamını getiren Phoenix ekibi. Burada Ascendance çok yani 9 dakika oyunu uyuşturdular. Kendileri de uyuşmuş biraz. Yani tetiği kendileri çekebilecek bir noktaya getirseydi Ascendance'ın iyi bir şansı vardı o noktada ama Swarm bence çok iyi cevap verdi kritik anda ve şu an o biçma daha tuttu yine yerine sabitlenmişim. Derin darbeyle beraber ilk önce Vix'e düşürecekler. Smolder ultiyle beraber birazcık hasar vermeye çalıştı ama Vix'in yanında ultisi gitti. Yani Rell yokken Ascendance'ın o ön hatlarda işte kontrol ve tanklık eksiği var. Yani Aatrox yine tutuyor tabii ki üzerinde hasar ama 4. ejderi de gecikmeli de olsa almayı başardı Phoenix eSports. Ruha sahipler.
Evet, artık bundan sonra biraz zor Ascendant'ın işi. Hani ebedi de bitti. Phoenix'in üstünde. Q basic, yani normal vuruş, Q normal vuruşta bir öldüremeyeceği bir insan çok az yani. Direkt ölmekten beter eder şu an Senna'yla. Ama çok kötü pozisyonda kalacak burada Fire Accept. Dediğim gibi Fire Accept kötü pozisyonda yakalandı. Senna W'su üzerine çıpa, uzaklardan gelen bir de Cold Memo'nun hasarıyla beraber. Eskip gibi iyice oyunu koparıyor şu anda. Ascendance iyice yıkılmaya başladı şu dakikalarda. Guard'ı düştü. Ama çok kitle kontrol var dedik. Yani o 2-2'leri evet deneyebilir Ascendance ama takım savaşlarında bu kitle kontrole karşı ne yapacaksın ki Karma olarak? Evet, kesinlikle öyle. Ya Karma'nın en sevmediği şeyin Naturist'tür büyük ihtimal. Bir çıpa denemesi, bir derin darbe daha. Bu Swarm'ın derin darbeleri ne kadar çabuk geliyor. Mixi ön tarafta çok hasar aldı. Sıçrayla uzaklaşmak durumunda çünkü yandan gelen bir Renekton. Yani oyuncak ton hatta. Çok korkunç gözükmese de bu kostümle. 2-1-10. O da çok iyi durumda. Evet evet. Kirishi de bayağı iyi oyun geçiriyor. Şimdi şu an her şey yaptı şu ana kadar. Phoenix ekibi dış kuleleri düşürdü. Tek bir dış kule kaldı. O da orta koridor. X7 burada bu kuleyi alıp kaçacaktır herhalde. Yegin üzerine doğru gidiyor Chirish. Yandan internet kapatıyor ama kovalamaya devam edecekler mi diye bakıyorum. Kaçar. Ultisini de kullandı tabi. 4 kişi kovalıyor. İnternet devam ediyor. Pranga'yı kullandı biraz yavaşlatmak için ama dediğim gibi internet devam edecek. Yegin sıçrasını almayı başardılar. İnternet birazdan sıçrası gelecek. Chirish'in sıçrası var. Evet. Kespiç'le yetişmeye çalıştı ama yetişemedi. Şu an Phoenix direkt dış kuleleri düşürüp objektif beklemek istiyor. Objektif etrafında zaten oyunu kazanacaklarını biliyorlar. Bir aceleleri yok. O yüzden dikkat etmeleri gereken bir noktada. Çünkü Sanders böyle bir cheesy play, ekstra bir play, ekstra bir oyun denemeden oyuna pek ortak olamayacak şu anda. Yani Odyssey için söylediğimiz bir item geriden gelip yarım item öne geçme olayını fazlasına Phoenix yaptı. Şu an tekrar ona karşı. Bayağı bir önde şu an. Bayağı bir güçlü. Dakika 36-37'ye geldik. 400 yüklü bir Smolder söz konusu. Hivey'in üstüne bakmayın. Evet, Hivey'in bir de Rabadon'u da var. Çok can sıkıcı bir durumda. Çok can sıkıcı. İyi de hasar veriyor. Savaşta bayağı bir fark yaratacak. Xion tarafta internet sersemletti. Bir çipa dönemesi Fire Accept'i bir daha tuttu üzerine derin darbe bilir. Senna'dan gelen ulti, Smolder ulti çok iyi geldi. Vixia'dan iki şekilde kontrol geldi. Yalnız Isaac'da muazzam ulti. Natulus'u düşürmeyi başardı. İkinci ses dalgası tutmayacak. Her ne kadar Natulus'u almayı başarsa da DC'ni verecekler pozisyonda. Ormancı ile destek takaslanmış oldu. Yalnız çok fazla hasar veriyor Phoenix. Vixia'da çok dürtüldü. Fire Accept'in de sıçrası. Şu an kulağın dışı. Yine birebir bir takas. Yine İyi bir insek geldi ama takip edemedi takım arkadaşları. Orada Odyssey bir tane Q bile vursa belki düşürebilirlerdi. Yoksa ama Phoenix orada sıçrayla uzaklaştı ve hasarını vermeye devam etti. İşte bir sonraki objektif etrafında toparlanıp Phoenix'in artık oyunu kapatmaya doğru tabii götürmesi Zetsu, lazım. Şunu söylemek lazım. Burada Cold Memo'ya doğru gidiyor Yek. Sonra söyleyeyim. Arka tarafa gelen bir ışınlan var. Yek devamlı Odyssey'le beraber vuruyor ama Smolder çok savunmasız kaldı. Uçuş ejderinle uzaklaşacak Odyssey ama Chirish ultisini aktifleştirdi. Altrox'un bu ekstrası Phoenix Esports'un oyunu kapatmasıyla sonuçlanabilir. İlerleyen dakikalar sıçrayla beraber Chirish'i sıçrayızlık katiliyle indirmeyi başardı Smolder'ı. Tam şunu söyleyecektim Zetsu. Olur da Phoenix Esports kazanırsa evet 13. galibiyet onlar için büyük avantaj ama playoff potasında Hello Cross 8 galibiyet, Ascendance 7 galibiyet. Ascendance bu karşılaşmayı kazanırsa Hello Cross'da galibiyetini 1 yapacak. Yani o yüzden Hello Cross'un hem oyuncuları hem izleyicileri, takipçileri muhtemelen bu karşılaşmada Phoenix'i tutuyordur. Ki onların playoff potası güvence altına girsin diye. Ki şu anda da Phoenix baya baya oyun önde. Yani ekstra bir hata yapmadıkları sürece ibre kesinlikle Phoenix'e dönük. Senin de dediğin gibi iki takım için de çok önemli bir oyun. Yani Phoenix bunu alırsa 13 galibiyette maç fazlasıyla liderliğe oturacak ve sen nasıl Chirish'e doğru yöneldi dediğin gibi çok doğru. Chirish'e doğru yöneldi ama orta koridor imtihar kulesini savunamayacak Ascendance. O Chirish'in Senna'nın menzili de çok uçuktur şu an.
karşılaşma başında senle konuşmuştuk o. Evet evet. O, şu an o seninle. 9-2-9. O da çok iyi durumda. Yalnız Swarm'u şöyle bir trolledi arkadaşları. O bitkiyi kullanırken. Bu çocuğa yapmayın. Bu çocuk büyük sen, oynuyor. Sen git. Seni kesemezler dercesine. Şimdi Çreşi Ascendance'dan bir dörtlü karşılama var. Doğrudan rakibin üzerine gidecekler. Çreşi üzerinde çok fazla hasar tutuyor. Her ne kadar ultisini de kullanmış olsa da düşürecekler. Tabi buraya 5-4 kişilik yatırım yapınca Ascendance. Phoenix Esports tamam abi biz alt koridorun imitlerini de alalım dediler. Dakika 40'a gelirken ikinci imitörü de açtı Phoenix Esports. Artık Elder de gelecek haritaya. Bir sonraki göre Elder Savaşı ve belki Elder Savaşı'nı çok hızlı bir şekilde isteyebilir burada. Ascendance tarafı Renekton'da yokken. Dediğin gibi. Ama o üstteki minyonları ne yapacaksın? Ama Smolder'ı getiremediler hala evet. Buraya. Bir de 5'e 4'te de Ascendance net bir galibiyet alır diyemezsin. Burada. Alır diyemezsin evet. Kesinlikle. Yani buradaki Huvain'in hasara bakar mısın? Phinox'a bir tekrar bir insek daha lazım olacak gibi sıçrası yok. Phinox'u öldürmeden savaşı kazanmaları mümkün değil. Yalnız Renekton'un ışınlığı yok. 15 saniye sonra vadiye gelecek. Burada Ascendance Kadim Ejderha'ya başlamaya başladı daha doğrusu. İnteren doğrudan Aizen'in üzerine gidiyor. İyi bir ejderhanın gazabı kullanalım. Senna'dan da ulti geldi. Arka taraftan çok iyi kapattı Yegg ama Huvain'in korkutma efekti Aatrox'u çok bozuyor. Aizen'in canı çok az. Aatrox'u düşürmeyi başardılar. Şimdi 4'e 4'e geldi. Nautilus'u alacaklar ama Lee Sin düştü. Phinox'un canı gitmedi. O kadar rahat vuruyor ki bu pozisyonda Zetsu. Odyssey şimdi geldi 2'de 2. Almayı başardı. 4'e 3 bir değişim. 3'te 3 yapıyor Odyssey. Renekton geliyor. Renekton geliyor şimdi. Renekton'la beraber Kadim'i alacaklar mı? Oyunu bitirirler mi? Oyunu bitirebilirler. Oyunu bitirmeye gidecekler dediğin gibi. Phoenix'i tek başına var. Tutamaz. Bırak Kadim'i biz Nexus'a vuracağız. Oyun bitti, oyun bitti. Nexus çok dramatik bir son. İnanılmaz bir son. Odyssey fena da oynamadı o savaşı ama Nexus kuleleri düştü. Sadece Nexus var vadide. 41. dakikada Phoenix Esports 13. galibiyetini alan ilk takım oluyor.